Herkese selamlar dostlar. 20 Mayıs 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerin de yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Çok güzel bir kazanç serisi içindeyiz ciddi anlamda. 3 gündür zaten bütün kombinelerimiz kazandı. Dün de aynı şekilde süper işler yaptık. Birazdan göstereceğim. Öncelikle maç skoru yarışmasıyla başlayalım. Maç skoru yarışmamız arkadaşlar Galatasaray Sivas Spor. Sizce maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza ekleyelim. Yorumlara yorum yapmayı unutmayın. Maç skorunu daha önce yapmış olduğum Newcastle Brighton maçını kazanan da Gulbahar Kasimova isimli arkadaşımız Instagram'dan bana yazabilir. Instagram adresimiz Kangal Bilal olarak da zaten değiştiğini söylemiştim. Buradan benimle doğrudan iletişime geçebilir. Onun dışında gruplara katılmak isteyenler vesaire her şey için de buradan doğrudan benimle iletişime geçebilirsiniz. Dün yüksek misle neler yaptık? Dün yüksek misle benim güvendiğim tek karşılaşma Fenerbahçe'nin galibiyetiydi. O Fenerbahçe galibiyetine de 1750 TL gibi bir misli önerdim. Dediğim gibi ben burada 10 bin misli 20 bin misli de önerebilirim. Fakat herkesin oynamasını istiyorum. Çünkü herkes 10 bin, 20 bin atamıyor. O yüzden bu şekilde bu seviyeye gelenlerin zaten bu şekilde bunu oynayabilecek miktar kasalar olduğundan dolayı ve bunu bildiğimden dolayı bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin galibiyetine 1750 misli attık aldık tertemiz. Zaten günün karı buradan cukkaladık. Tebrikler. Günün 2 adet kombinesi vardı. Günün 2 adet kombinesi ekranda arkadaşlar. Solda gördüğünüz ana kombineydi. Bakalım Fenerbahçe 1 ve 1.5 1.48 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Castle maçına da KG var olarak aldım. Tam 2 orandan günün ana kombinesi tertemiz kazandı. Tebrik ederim. Sağda gördüğünüz ise günün alternatif kombinesiydi. O da Fenerbahçe ilk yarı en çok korneri atar olarak değerlendirme altına aldım. 1.37'den Basel Fiorentina maçına da KG var olarak aldım. 2.04'den alternatif kombinemiz de kazandı. Ve günün bütün kombineleri full olarak değerlendirme kazandı sağladım. Değerlendirenleri tebrik edelim. Dediğim gibi hem canlılar hem kupon odasında derken devam ediyoruz. Canlılarda da aynı şekilde çok güzel işler çıkardık. Herkese yani birazdan ekrandan da göstereceğim. Canlılarda gerçekten muazzam işler yaptık. Ekrandan da göstereceğim. Hatta direkt ekrandan göstereyim. Neler yapmış yani bu adam canlı tutturduk diyor da ne tutturdu acaba? Bakalım. Fenerbahçe Trabzon 7.5 korner üst. Aldık mı? Arda arda zaten 4 tane korner çıktı Fenerbahçe adına. Tertemiz zaten 10 dakikada geldi bu. Newcastle maçına ilk 15 dakika alt verdik. Avrupa bahisi başarılı. Newcastle maçına ilk yerden bir gol verdik. Başarılı. Ondan sonra Juventus maçına ilk yarı 5.5 korner verdik. Başarılı. Fiorentina maçına ilk yarı bir gol verdik. Başarılı. Bu korner geldi zaten. Tekrardan devam ettik. Korner sayısı 12 artı. Devam. Ben verdim. Sevilla'nın bir golü. Devam. Geldi. Bazel geldi. Sevilla'nın penaltısı yendi. Kuponlar, yüksek misliler. Devam ediyoruz. 1.50'den 3.5 üst verdik. 90'da geldi. Tertemiz. Burada da o da geldi. Bu da geldi derken 12 artı korner geldi. O da geldi derken yani canlılarda tertemiz yeşillendik. Hem Avrupa bahisleri hem de Nesine bahisleri birlikte canlı odasında bu şekilde kazanç elde etmeye devam ediyoruz. Dün zaten ya artık başlık zaten bu kazanç yeter mi olacaktır muhtemelen. Çok güzel kazanç elde ettik. Şimdi maçlarımıza geçelim. Bir de bir de herkes açık Telegram kanalımız var. Oraya da yorumlarda ve açıklama kısmında var. Tıklayıp gelebilirsiniz. Oraya da ara ara canlı bahisler ve maç önü kuponlar da zaten yaptığımızı biliyorsunuz. Geçtim. Sizlerden ricam cumartesi videosu olmasından kaynaklı. Burada artı 300 seviyesini görelim istiyorum. Like'larınızı bekliyorum. Bizim için önemli. Sizlerden güzel seviyede like bekliyorum ve günün en güzel bence gelmesi ihtimali yüksek bir maçla başlamak istiyorum. Galatasaray Nefle Manisa Büyükşehir Belediyesi bir maç yapacak. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman da Galatasaray son dönemde gerçekten bir ivme aldı ve bu ivmeyi gerçekten sürdürecek gibi duruyor. Türk Telekom'u bile yeniyordu. Yani öyle söyleyeyim ben sizlere. Ben burada Manisa'ya karşı ve playoff hattı gerçekten çok karışık burada. Galatasaray'ın burada mutlak galip gelmesi lazım. Ben burada Galatasaray'ın mutlak galip gelebileceğini düşünüyorum. Fakat burada oranı 1.20 bandını açacaklar. O yüzden biz ne yapacağız biliyor musunuz? Burada Galatasaray nefin atacağı sayıya gidelim. Ev sahibi 84.5, 80, 82, 85... Ne açarlarsa Galatasaray Nef'in alın kombineye koyun. Erken siyah kombinesine tertemiz maç olacaktır. Galatasaray Nef'in atacağı sayıya alalım ki son dönemlerde çizgi gerisinden de en iyisiyle Russell'la birlikte çok güzel işler çıkardığını söyleyeyim. Tofaş'la Bahçeşehir mücadelesi. Aynı şekilde bu maç da çok önemli bir mücadele. Ondan aldım. Yani kaybetmesi gerekmiyor Tofaş'ın. Burada kazanması gereken bir mücadele. Aynı şekilde Tofaş'ın burada oranı çok fazla açılmaz. Tofaş'ın da ev sahibi sayısına gidin. 82, 83, 84, 85. Artık ne açarsa iddia. Ona göre bir Tofaş'ın değerlendirmesini yapın. Erken seans kombini olarak mesela bu iki mücadeleyi değerlendirmesini yapabilirsiniz. Tofaş'ın atacağı sayı. Tamam. 2 tane basket maçım vardı. Onları hallettik. Futboldan devam edelim. Her Berlin'de Bohum mücadelesi gerçekten çok güzel bir mücadele olacaktır. Yani kemik sesleri bile bu mücadelede gelebilir. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Çünkü puan durumunda yani Hertha Berlin burada düşer mi düşmez mi? Mevzu ona kaldı artık. Bohum da burada alırsa son hafta bir asıl galibiyet aldı ve çok rahatladı o mücadelede. Yoksa 28 puandaydı Bohum'da. Artık burada çatışmalar, riskler, her şey alınacaktır. Çok güzel bir maç olacaktır. Ben burada her iki takımın atacağı gollere gittim. İdealden bir oran var. 1.38 gibi gayet güzel bir oranı var. Hatta şöyle de bir önerim olacak. Yani mücadelede risk alınacağı için her iki takım mutlaka gol bulmak için elinden geleni yapacaktır. mücadelede. Bohum da her taberliğinde çok riskler alacaktır. Pozisyon olacak. Fakat biraz bitiriş sorunları var tabii ki. Ben şöyle KG var ve üst oranı da. Şöyle nerede o? Hemen şurada hmm, Şuradan. 2.5 üst ve KG var oranı da burada bir yapmış. Ekstradan da daha oran yükseltmek isteyenler bunu da değerlendirme altına alabilir. Şalke ile Frankfurt mücadelesi. Yani Schalke inanılmaz defansif hatalar yapıyor. Gerçekten inanılmaz hatalar yapıyor. Son Bayern, Bayern Münih mücadelesinde 6 tane yediler. Ve 2-3 tanesi resmen defansif hatadan geldi bu gollerin Bayern maçındaki. Frankfurt'ta oynayacaklar. Frankfurt'un bu defansif hataları ben çok da affedeceğini düşünmüyorum. Gerçekten kaliteli isimleri var. Fakat Schalke'de 6-0'dan sonra kendi evinde bir reaksiyon vermek isteyecektir. Ki onlar da puan düşme durumunda. Onlar da çıkmak. Buralar çok karışık. O yüzden yani gol atmak için her türlü riski alacaktır. Ben burada Schalke'nin de bir gol bulmasını bekliyorum açıkçası. Schalke de Frankfurt'a atarsa buradan idealden bir 35'ten KG varı alırız ve idealden tercihi yaparım, buradan da kaçarım. Liverpool'la Aston Villa karşılaşması Yine e, Aston Villa burada bir sürprize imza atabilir mi diye düşündüğüm zaman da Ben Liverpool'un son haftalardaki oyunu özellikle geçen Everton maçında 2 dakikada 2 oldu. Hatta 3 dakikada 3 oluyordu. Karşı karşıya kaçtı. Çok güzel bir maçtı. Onu da canlı izleme fırsatım oldu benim. Canlısını da yaptık zaten. E, ben burada Liverpool tarafında olacağım sanırım. Aston Villa okey iyi fakat Liverpool'un burada atacağı gollere gitmek çok daha mantıklı. E, ev sahibinin atacağı 2 gol. Çok temiz ideal bir oranı var. 1.31. Yanına bir 50 koyarsanız burada zaten güzel oran elde edersiniz. Onun dışında mücadelede biraz daha yüksek oran denemesi yapmak istiyorsanız şöyle bir önerim olacaktır. 2.5 üstünde bir Liverpool galibiyeti de gelme ihtimali yüksek. Maçın indeks beklentisi zaten 3-1 ayarında bir Liverpool galibiyeti. Onun da oranı 1.74. Bilginize burada ekstra olarak değerlendirmek isteyenler yapabilirler. Galatasaray ile Sivas Spor bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Sizce maç skoru ne olur diyerekten de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Maç skor tahminlerinizi. Ben burada herhangi bir tarafa gitmedim. Çünkü taraftan herhangi bir oran alacağımızı düşünmüyorum. Sivas Spor'da Erdoğan ile Gradel ile birlikte çok fazla kanatları kullandığını biliyorsunuzdur mutlaka. O yüzden Sivas Spor'un da korner kullanma ihtimali yüksek. Korneri de henüz daha açmayan bir iddia sistemi var. Burada kartizal isimler var fakat Erdoğan mesela bu maçta olmayacak. Yatabare bu maçta olmayacak. Gradel ve Enji kanatlarda olacak. Özellikle Gradel kanadından ilerleyen bir Sivas olduğu için ve Galatasaray'a baktığımız zaman da Raşia ve Kerem'le birlikte çok baskılı bir futbol sergileyeceği için ilk yarıda 4.5 korner. Yaklaşık 1.58-1.55 gibi bir oran olacak. İlk yarıda 4.5 korneri bu şekilde değerlendirme alın. İlk yarıdan çıkacak kornerlere gittim ben. Kayseri ile Alanyaspor karşılaşması. Alanyaspor'un geçen hafta Konya ile kendi evinde oynadığı maçta stat'tan izledim zaten. Ben yüksek oranlarını önerdim. Dep basmanın bir buçuk üstü. Çünkü Alanya'dan gerçekten bir cacık olacak gibi gözükmüyor. Kayseri ile oynayacaklar. Ben burada tekrardan Kayseri takımının, takımın yanında olacağım. Kayseri'nin atacağı iki gol. Kendi evinde yani gerçekten Alanya hiç güven vermiyor. Ev sahibi bir buçuk üstü oranı bir atmış gibi oranı var. Ben burada Kayseri'yi alırım. Ee, devam ederim. Hiç beklemem. Nottingham Forest'la Arsenal karşılaşması. Yine e, Nottingham Forest'ın oynamış olduğu oyun son dönemde. Onları biraz daha böyle üst sıralara attı. Küme düşme hattından biraz daha kurtardılar gibi gözüküyor. Artık son iki mücadele zaten. Nottingham Forest'ın burada gerçekten bir beraberlik koparma ihtimali var. Fakat Arsenal'ın ben artık şu son haftalarda kolay kolay puan vereceğini düşünmeyerek de Deplasman'da atacağı 2 gol 1 36 gibi oranı var. Deplasman 1.5 üstü siz de öneririm. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Onun dışında şöyle de bir önerim olacak bu mücadeleye. Mason 2 ve KG var oranında 2.15 sisteme atılabilir. Nottingham Forest Arsenal kalesinde gol bulabilir. Özellikle iyi çok etkili. Hem duran toplarda hem de kenar toplarında gerçekten hava toplarında da çok etkili. Yani güzel bir forvet. Maç sonu 2 ve KG var da değerlendirmesi yapılabilir. Toplamda 8 adet mücadelen vardı. Hızlı bir anlatım yaptım. İdeal ve yüksek oranlardan değerlendirecekler bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranlara gitmiş. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.